Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Vesveselerden nasıl kurtulunur? Vesvesenin bir sürü hali var. Ama hani hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri işte namazı iki mi mesela, dört rekatlık namazda üçüncü rekatta mısın, dördüncü rekatta mısın, üçüncü rekattasın der. İşte abdestimi aldın mı, almadın mı, almamışsındır, al der. İşte abdestin bozuldu mu, bozulmadı mı, bozulmamıştır der, namazını kıl der. Şimdi bu noktada vesvesede yani işin kolay tarafını bulacak bir kimse. Ama mesela aldı mı, almadı mı, alacak. İşte örneğin kolumu yıkadın mı, yıkamadın mı? Git bir daha yıka. Bunun gibi. Veyahut da başka vesveseler geliyorsa kelime-i şehadet, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ondan sonra tevhide devam. Zikrullah'a devam. Çünkü vesvese şeytanla alakalı. Çaylarınızı da için hem. Vesvese şeytanla alakalı. O kimsenin gaflete düşmesiyle alakalı. Gaflete düştüğünde şeytanın o kimsenin kalbine galebe çalmasıyla alakalı. Hadis-i şerifte şeytan kalbin bir odaya benzetin, eve benzetin, kapıda bekler. İçinde zikrullah olduğu müddetçe içeri giremez. Zikrullah'tan gafil olunca, zikrullah'tan kesilince şeytan içeri girer der. O yüzden vesvesenin kaynağı şeytandır. Tekrar söylüyorum. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Şeytanın kalbi oturması da gaflettendir. Derviş bir, abdestsiz dolaşmayacak. İki, devamlı zikir üzerinde duracak. Abdestsiz dolaşmaz, zikir üzerinde durursa ona şeytan kalbine vesvese vermez. Haramlara bakmayacak, gözünü haramdan koruyacak. Haram konuşmayacak, dilini haramdan koruyacak. Uzuvlarını haramdan koruyacak, elini haramdan koruyacak. Etrafına merhametli davranacak. Eşine, çocuklarına, yanında çalışanlara zulmetmeyecek. Siz bilemezsiniz, bir yerde zulmedersiniz, Cenab-ı Hak sizi başka bir yerden, başka bir yerden alt eder size. Siz dersiniz ki ya ne oldu şimdi, bununla ne alakası var? Evet, sen bir yerde zulmetmişsindir. Bir yerde haksızlık yapmışsındır. Bir yerde bir ah almışsındır. Bir yerde birisinin canını yakmışsındır. Başka bir yerden senden çıkar o, çıkmaz diye düşünme. Çıkmasına da sevin. Sebep? Cenab-ı Hak bu dünyada sana bir sıkıntı vererekten, bir problem vererekten seni temizledi. Sana vermesinin de sebebi dervişliğinin yüzü su hürmetine. Sen bir üstada intisap etmişsin, bir yola girmişsin. O yolun yüzü su hürmetine senin başına bir sıkıntı geldi, bir dert geldi ki yaptığın zalimliği, yaptığın hainliği, yaptığın günah-ı kebairliği, yaptığın edepsizliği, yaptığın terbiyesizliği oradan çıkarıyor. Buna sevin yine. Yani benim başıma sıkıntı geldi, şuradan dert geldi diye kendi kendine böyle şey yapma. De ki, yani ben bir yerde bir şey yaptım, kime yaptıysam o yüzden benim muhallebi yerken dişim kırıldı de. Yani ben kime bir dert yaptıysam, kime sıkıntı verdiysem o yüzden şimdi işte İnsanların şikayetleri nedir? İnsanlar işinden şikayet eder. İnsanlar eşinden şikayet eder. İnsanlar etrafından şikayet eder. İmtihan, anne, baba, eş, mal, çocuklar. Bunlardan bir sıkıntı geliyorsa sana, bil ki başka yerlerde sıkıntı yaptın sen. Tövbe et. Git helallik al. Git babanla helallaş. Git annenle helallaş. Git eşinle helallaş. Git çocuklarınla helallaş. Çocuklar, bu benim çocuğum, onunla nasıl helallaşacağım deme. Çocuğunla helallaş. Git zakirinle helallaş. Git çavuşunla helallaş. Git şeyhinle helallaş. Efendim hakkını helal et, ben işte bana... Neden?
Helallaş. De ki ben böyle 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 yaptım. Helallaş. O zaman işin düzelir. Allah düzelsin inşallah. Amin. O yüzden vesvesenin sebebi şeytan. Şeytan da o kalbe tecelli ediyorsa sebebi gaflet, günah, kebair, zulmetmek. Allah muhafaza eylesin. Eğer insan tövbe etmez, kendini tamir etmezse şeytan oraya yerleşir. Şeytan oraya yerleşirse oto çöpe sinirlenir, kavga edersin. Şeytan oraya yerleşirse duan havada kalır. Şeytan oraya yerleşince zikrullah dilinde kalır. Şeytan oraya yerleşince namaz isteksiz olur. Oruç isteksiz olur. İbadetler isteksiz olur. Ölün götü gider ona. Böyle sürüne sürüne gidersin. Derse giderken sürüne sürüne gidersin. Şeytan senin üzerinde tecelli etmiş artık. Şuraya zikrullah'a sürüne sürüne geliyorsan bil ki şeytan üzerine abanmış senin. Hızla tövbe et. Hızla helallik al. Kendini topla. Allah muhafaza eylesin. Şeb-i Aruz'da ne giymeliyiz? Geceniz hayır olsun. Bizim bir kıyafet zorunluluğumuz yok. Ama ve lakin şeyde malum Çanakkale'de cepheye semada bütün herkes kendi kültür kıyafetlerini giymesini istiyoruz. Eyvallah. Şeb-i Aruz'la alakalı böyle bir zorunluluğumuz yok. Arkadaşlar serbest ama birisi kendisi kültür kıyafeti giyiyorsa ona da kimse bir şey demez. Bir okula gizlice girer, eşya gibi bir şey çalarsa helal mı, haram mı? Hiç kendinizin bir eşyasıysa neredeyse alabilirsiniz. Kendinizin değil mi? Ne olursa olsun haram olur. Allah muhafaza eylesin. Ezan okunurken ilahi çalıyorsa günah mıdır? Günah diyemeyiz ama ezanı dinlemek sünnet. Gusül abdesti almasak melekler yanımızda mıdır? Normalde abdesti olduğunuz müddetçe bir sıkıntı yok. Gusül abdesti olabilir de bu noktada anlayın gerekmiyorsa olmayabilir de ama gerekiyorsa zaten farz alacak o kimse. Kimse kimsenin halini bilmiyor. Boş konuşanlar yıllardır hep ağlarım. 3-5 damla yaşı hakka, hakikata, doğruya, doğruluya, dosta, dostlara çok görülmesin. Seven sevdirene helal olsun. Akan gözyaşı helal olsun. Aşkı olmayanın yaşı olmaz. Aştan söz veren sözünden dönmez. O kadar iyilik, o kadar ikram anlatılmaz. Nankörlük kabul edilmez. Allah razı olsun ya. Bizi de buradan böyle senin yazdığın bu düzenlemeyi okuttun. Senin mikrofonun olduk. Allah senden de razı olsun. Sen böyle yaz, biz burada okuyalım. Basın yayın bürosu gibi. Tabii bu da bir hastalıktır ha. Bu da nefistendir. Neydi? Yandan ne yapıyordu? Konferans veriyordu. Ne diyordu? Kaçak konferans. Evet. Bu da kaçak sohbet bu. Yani ben nasıl olsa okuyorum ya burada. O yüzden ben nasıl olsa okuduğum için yaz, getir. Ben buradan okuyayım. Hatta şiir de gönderiyorlar bana. Ben diyorlar bu şiiri yazdım. Bunu okuman lazım. Tabii. Bir de yazmış. Ne olursun oku. Kimisi yazmış, Allah'ını, peygamberini seversen oku. İyi, ben de okuyorum. Ama içimden okuyorum. Şimdi bunu söyledim ya, uyandılar. Şimdi bir dakika derler ki, Allah'ını, peygamberini seviyorsan dışından oku. Arkadaşlar, burada soru sorulacak. Söylem değil. Böyle bir şiirsel bir şey yazacaksa, söyleyecekse o kimse, çıkacak söyleyecek. Bir gün de şeye gelmiş,
Şebaruz'a gelmiş birisi. Bir tane yazmış. Bir Cafer sana gelmiş değil mi? Benim okumam lazım diyor adam. Benim burada bunu okumam lazım. Tabii ya. Yani biz de okutacağız onu. Orada 5000 kişi onun için topladık. Tabii o gelecek orada şiirini okuyacak, gidecek alkışlanacak. Tabii. Var böyleleri. Bunlar da rahatsızlık. Allah muhafaza eylesin. O yüzden kıymetli kardeşler, buradaki şey şu, ana amaç şu. İnsanların kafasına takılan, işin içinden çıkamadığı. Öyle ya. İşin içinden çıkamadığı. Aslında işte bir fıkhi mesele ise gidecek fıkıh kitabına bakacak. Kendini geliştirecek. Bir hadis ise gidecek hadis kitabına bakacak. Kendini geliştirecek. Tefsirle alakalıysa evinde tefsir olsun. Derviş adamın evinde bir tefsir kitabı, bir fıkıh kitabı, bir hadis kitabı olması lazım zaten. Eyvallah. Hadi oldu ki olmadı. Bunları soracak burada o kimse. Ama öbür türlü Allah muhafaza eylesin. Doğru değil. Bayan sohbetinizde ilahilere verdiğiniz önemi belirtmenize istinaden bayanların cumartesi zikrinde neredeyse iki hafta üst üste aynı ilahiler dinlemiştiğimiz yoktur. Ama perşembe zikrinde 10 senedir aynı ilahiler söyleniyor. Biz de zikrullah'a kendimizi ilahiler yardımıyla odaklamaya çalışıyoruz. Fakat bu şartlarda dikkatimiz iyice dağılıyor. Buna bir çözüm bulunabilir mi? Hakkınızı helal edin. Evet, bayanlarda gerçekten o ilahicilerin başında bir kardeşimiz var. Her hafta, yani Allah nazardan saklasın, her cumartesi ilahilerini bana atar haberleşme platformundan. Bu haftaki ilahiler bunlar der. Hep değişik, ben de özenle bakıyorum, okuyorum. Her hafta onlar değişik ilahiler tanzim ediyorlar. Çok disiplinliler bu konuda. Allah onlardan razı olsun. Ama bizim bu şey böyle bu disiplinimiz tam oturmadı. Ne yaptıysak olmadı. Yani bir kan değişikliği yapalım dedik. İyidir'den getirdik. İyidirliler de dayanamadı. Nerede muhtar? Gelmedi mi muhtar? Bugün nöbetçi mi? Ha, şey burada ya İdirli. Ha İsmail ekip de dayanamadı değil mi fazla? Onların da işleri var haklı çocuklar. Olmadı. Bazen zaman zaman ben de daralıyorum ilahilerden. Yani tempo tutmuyor işte ne bileyim istediğim kıvamda olmuyor. Biraz yani ben de daralmıyor desem daralmıyorum desem yeri var. Bu son Bosna seyahatinde artık bıraktım. Şöyle bıraktım, gündüz tutmuyor, ne akort tutuyor, ne ses tutuyor. Hiçbir şey tutmuyor talimlerde. Yan yatırıyoruz olmuyor, çamura batırıyoruz olmuyor, dil problemi var. Mustafa abi anlatıyoruz, yani bir sayfa anlatıyoruz, o bir cümle bile kurmuyor. Ondan sonra beş kelime söylüyor, diyorum bir sayfa konuştum, beş kelime söyledi diyorum. Ondan sonra oradaki o görevler ha ha diyor geçiyor. Bir curcuna çıkıyor. Yok böyle karnımızdan çatlayacağız. Allah akşam oldu. Tabii ay böyle yakın dairede olanlar benim stresimi, heyecanımı iyi bilirler. Ben bir Cenab-ı Hak ben Allah'a hem hamd ediyorum hem dua ediyorum. Allah benim heyecanımı kesmesin. Ben çünkü her derse, her zikrullah'a gelirken, her programa giderken böyle stres, heyecan bende doruktadır. Ben buraya gelirken dahi. Ben böyle tam tekmil hazırlanacağım diye uğraşırım. Böyle benim heyecanım üstündedir. Öyle ben rahat gelmem. Karnım ağrır benim böyle stresten, heyecandan. Ve sonra da ders biter, zikrullah biter. Bende boşalır her şey. Ondan sonra artık böyle
Gitmeliyim, bir denizin kenarına mı atmalıyım kendim? Böyle bir huzur içerisinde durmalıyım. Bir dağın tepesine çıkıp bakacağım mı çıkmalıyım? Böyle bir şey, böyle bir boşalma oluyor bende. İyi. Bosna'da uğraştık birinci gün. O günden hiç dedim Allah'ım bize yardım etsen. Dedim bu beldelere geldik. Bu insanlar dedim bir hani iyi bir program görmek, bir moral olsun istiyorlar. Sen gece oldu bir ilahi Allah'ım ya Rabbi bir sema. Bosna ne ya? Bütün Avrupa'yı ayağa kaldır, dünyayı cebine kat, evrenin içerisinde sema et. Öyle bir şey oldu. İyi. Birinci gün bir dedim ya hamdolsun. Tabii döndüm arkadaşlara dedim arkadaşlar Allah hepinizden de razı olsun. Harika oldu dedim. Öyle olmadı mı Cafer? Değil mi? Ha, tabii o Sırplar, Hırvatlar ayrı mesele zaten. Yani biz bir de yani sadece Müslümanlara yapmıyoruz oradaki programı. İlk gittiğimiz yer Sırp bölgesi. Bir de Hırvatları, Sırpları, Müslümanları topladık oraya Allah'ın izniyle toplandılar. Bir de hep beraber program yapıldı. Ertesi gün de zaten Sırpların kilisesi ayrı, Hırvatların kilisesi ayrı. Ondan sonra hepsini bir ziyaret ettik. Çok memnun kaldılar tabii. Bir de el ele tutuşturdum onları. Ortak yaşayacağınız burada, bu topraklar Osmanlı'dan kaldı. Osmanlı'da nasıl ortak yaşadılarsa, inşallah Osmanlı tekrar oraya gelinceye kadar ortak yaşamaya devam edecekler. İnşallah. Osmanlı'da inşallah oraya gidecek tekrar. İnşallah. Velhasıl kelam, ondan sonra, ya ikinci gün oldu. İkinci gün de aynı. İkinci gün de gene Sırpların ondan sonra bir de bir kısmı onların Ortodoks, bir kısmı da Katolik. Onlar da fraksiyon fraksiyon. Yani hepsi de Ortodoks değil, hepsi Katolik değil. Birbirlerini de onlar kafir diyor zaten. Ondan sonra ben de dedim zaten. Onlar size kafir diyor dedim. Fitneye attım gene ortaya. Bırakır mıyım? Vallahi gene bir attım. Onlar birleşmesinler. Dedim böyle böyle diyorlar. Böyle bir bizim yanımızda bozulmadı ama böyle kendini tuttu. Yoksa o da koyu verecek. Onlar kafir asıl diyecek ama yok. Ondan sonra başladı zaten kendi Katolik şeyinin özelliklerini anlatmaya başladı. Ondan sonra anlattı. Velhasıl kelam ikinci gün akşam gene aynı. Gene ses tutmuyor. Akor tutmuyor hiçbir şey. Allah'ım gene stres, gene stres, gene stres. Gece oldu. Harika. Program 10 numara gene. Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben şimdi gene hakkınızı helal edin. Helallaşıyoruz çünkü ben stresten karnım ağrıyor benim. Tabi bitiyor her şey. Tamam benim keyfimi diyecek yok. Oo, of. Her yer ıhlamur. Her yer. Böyle, o kadar keyfim yerine geliyor. Çok güzel oluyor ya Allah'ın izniyle. Böyle istediğimiz sonucu da alıyoruz bir de. Üçüncü gün gece şey Banyoluka'ydı. Banyoluka'ya gittik. Gene stres. İçimden gittim en arkaya oturdum. 2 gün stres yaptın kendine dedim. Karnın ağrıdı. Kimseye de bir şey diyemedin dedim. Bugün dedim stres yapma. Otur şuraya kenar. Oturduk. Gene olmadı ha. Olan bir şey yok gene. Ben olmadı demedim. Tamam arkadaşlar tamam. Hadi tamam. Velhatta alnamin. Geçtik biz kulise. Muhteşem bir program. Ayakta. Orası Sırp ağırlıkta. Sırpların değil mi? Bir de Bosna'da da öyle şey var. Her yer başkent. Her başkentin başbakanı var, kültür bakanı var, her şey var. Tabii. Yani biz kaç 6 tane mi başbakan gördük? 6 ha 3 başkent de birkaç tane başbakan geldi ya emekli başbakan mı işte geçmiş mi ne? Değil mi? Onlar tanıştırdın ya başbakan diye. Kanton başkanı. Tamam. Bir de isimlerin hepsi de ezberinde. Mustafa abinin. Ben bir tane ismi ezberleyemiyorum. Bütün isimler ezberinde. Bosnalı, Kosovalı, ne varsa
isimler ezberinde ünvanlarıyla beraber. Bu bir dönem önceki başbakan, bu bir dönem önceki kanton bilmem nesi, bu bir dönem önceki buranın belediye başkanı, bu 2 dönem önce belediye başkanı bilmem kim bilmem kim isimleriyle beraber. Mustafa abi o konuda tam bir gazeteci. Gazeteci değil, gazeteci. Gazeteciler ayrı, gazeteciler ayrı biliyorsun. O gazeteci. Velhasıl kelam, biz orada da program 10 numara oldu mu? İlahiler, sema, dua, salon yıkıldı mı ortalıkta? Bundan sonra dedim hiçbir şey deme Mustafa Özbağ dedim. Sonra Banyoluka'dan sonra Tuzla'ya gittik. Tuzla artık bir felaket senaryosu. Dinliyorum, bir taraftan böyle cozurtu geliyor böyle. Diyorum yok burada sıkıntı var. Bağırış, çağırış. En sonunda geldi adam baktı. Bozuk, hoparlör bozuk. Patlak hoparlör. Bir tane kocaman hoparlör patlak. Dedim yapacak bir şey yok ya. Hoparlör pat. Adam iptal etti hoparlörü. İptal olmuş hoparlörle. Öyle bir program oldu. Allah yardım edecek ya. Hiçse son program şey. Bahşey'de. Sarayova'da Milli Kütüphane'de. Milli Kütüphane en elit işin en zirve programı. Yani dokunur muyum artık? Arif olan anlasın. Allah yardım ediyor artık. Onlara mı yardım ediyor? Bana mı yardım ediyor? Ondan sonra bir yerlere yardım ediyor Allah. Onlara derken ilahiciler burada oturuyorlar ya genelde. Tamam ben dedim Mustafa Özbağ keyfini çıkar. Çalışmaya başladılar orada. Dur dedim ya ben de bir çalışmaya katılayım. Bir ilahi hep beraber okuduk. Neydi ilahi? Allah Allah. Dedim işin keyfini çıkaralım. Stres yeter. O gündür bugündür karışmıyorum artık. Bakın karışmıyorum. Ne yapayım dedim. Allah Allah. Yani bir şey. Bir yere kadar. Bundan sonra da çok kolay kolay karışacağımı zannetmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ne yapayım? Herkes Allah rızası için burada. Herkes severekten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimsenin kastı yok. Ben hüsnü zan besliyorum. Gerçekten de bütün hizmet eden semazeni, mutibanı, bütün kardeşlerin, buraya gelen, kapıdan içeri giren kim varsa, erkeği, kadını, çocuğu, yaşlısı, genci, hiç kimsenin ben art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allah hepsinden de razı olsun. Ne yapalım? Bizim de bu kardeşlerin de kusuru bu olsun. Birisi öyle dedi. Ben dedi bunlar yıllar önce. Ben dedi dergaha gelmek istemiyorum bir daha dedi Şeyh Efendi zamanında. Neden dedim ben? Ya dedi hep aynı ilahiler var dedi. Ondan sonra o şey var ya yeşil kundak içinde Muhammed diye o doğumla alakalı. Ya dedi Allah affetsin. Doğmadı gitti peygamber dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle durdum. Sen abicim dedim nefsin kayına değil şeytanın kayına binmiş. Sana söyleyecek sözüm yok dedim. Allah tez zamanda kalbine ilham eylesin, hidayet eylesin dedim. Bu arkadaşların hepsi dedim. Fi sebilillah, zikrullah'a gelen kardeşler. Hasbel kabar kendileri de ilahi söylüyorlar. Dedim bunlar Türk tasavvuf musiki sanatçısı değil ki dedim. Repertuarı ezberleyip de gelsinler. Allah için buradayız. O yüzden bazen eleştiri dozuna dikkat edeceksiniz. Herkes için. Bana bakmayın. Ben bir kardeşi yatırır üzerinde çiğnerim. Bir başkasına çiğnetmem. Çiğneme kalkanı çiğnerim o zaman. Allah muhafaza eylesin. Biz kardeşiz burada. Herkes birbirinin kardeşi. Dozu ona göre tutturalım. Bu dozu kaçırmış manasında değil, şey olsun. Ne o? Söyleyiver şunu. Ölçü olsun aramızda diye. Allah muhafaza eylesin. Evren hakkında İslamiyet'in dedikleri var mıdır? Varsa hangi yerlerde bize anlatılır?
Bununla alakalı, varlıkla alakalı, evren değil ama varlıkla alakalı Gelibolu'da, şeyde, Çanakkale'de Arabi sohbetlerinin başlarında varlıkla alakalı, varlığın dereceleriyle alakalı, öyle hatırlıyorum, bir hayli sohbet oldu değil mi? Varlık ve dereceleriyle alakalı Arabi'de. Oradan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir yerde derse başlayan biri nasıl davranmalı? Normalde bir kimse normalde bir yere derse başladıysa, yani bir orada ders varsa gider, derse devam eder. Ders ne günler ise orada tabi olur. Orada bir yapabileceği bir şey varsa, hizmetle alakalı bir şey yapmaya çalışır. Etrafını anlatır. Etrafındaki insanları derse getirmeye çalışır. Onun yapabileceği şey bu. Şehir dışında Bursa nasıl anlatılmalı? Burada ne görüyorsa insan onu anlatacak. Abartmasına gerek yok. Olduğumuzdan fazla göstermesine gerek yok. Biz normalde herkes gibi dervişlik yapmaya çalışan topluluğuz. Size bu para nereden geliyor diyenlere ne cevap verilmeli? Silsilemiz nedir? Ya normalde parayla işimiz mi var ki? Parayla işimiz yok ki bize para nereden geliyor diye sorsunlar. Devasa parasal işler yapmıyoruz ki biz. Uzak duruyoruz para harcayacaksak bir şeyden. Cimri insanlarız. Biz o kadar çok böyle cömert insanlar değiliz. O yüzden para harcanacak bir şey yok. Yani içilen çaya çorbaya bakıyorlarsa o da para değil zaten. Millet sanki devasa paralar dönüyormuş, öyle işler oluyormuş gibi zannediyor. Herhalde dışarıdan öyle görünüyor. Şimdi konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar, buranın mülkü Ahmet Acar'a ait. Ha, tapusu da onun üstünde değil ha. Ama burası ona ait. Kira mira verdiğimiz yok. Herhangi bir şey verdiğimiz yok. Daha doğrusu almıyor. Daha doğrusu hiç konuşmadık bile. Bizim o ikili hukukumuzla alakalı. Baba al ne yapıyorsan yap dedi. Tamam bitti o kadar. Bizim parayla işimiz yok. Yani o kadar devasa paralarla işimiz yok. Biz mümkün olduğunca parasal işlerden uzak durmaya çalışıyoruz. İnsanlardan bir şey istemeyelim. İnsanlara biz etrafa el açmayalım diye. Benim bu hayatım boyunca benim kendi disturumdur. Ben bir işe kalkışırken ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye bakarım. Bunu dervişlikten önce de ben böyle davranırdım. Dervişlikten sonra, daha doğrusu dini öğrenince doğrunun bu olduğunu öğrendim. Hadisi şerif var bu konuyla alakalı. Bir şeye güç yetiremeyeceksen o işe kalkışmayacaksın bu manada. Güç yetirebileceğin bir işe kalkışacaksın. Bir şeye güç yetiremiyorsan kalkışmayacaksın o işe. Ben Allah beni affetsin, kibirlenmek, böbürlenmek değil, insanlar tek başına bir şey yapamaz. Ama ben Allah'tan başka kimseye güvenmem bu manada. Kendimce de hiç kimseye şeyenillah demem. Bir şey yapılacaksa kendi kendime yetebileceksem yaparım. Kendi kendime yetemeyeceksem hiç hareket etmem. Kimse de hareket ettiremez. Mesela biz bu sene dışarıda şebarus programlarını yapmama kararı almamın sebebi bu, başka bir şey değil. Cafer'e dedim ki Cafer yapamayacağız abicim. Bütün arkadaşlara söyle. Bitti. Yapacağımız program dedim iki tane. Bir dedim Bursa, bir de dedim Gelibolu. Başka bir program dedim kaldıramayacağız. O yüzden bu para meselelerini fazla büyütmenize gerek yok. Bizim devasa paralarla işimiz yok. Biz okul yaptırmıyoruz, yurt yaptırmıyoruz, Kur'an kursu yaptırmıyoruz. Bizim böyle bir işlerimiz yok. Bunu hep böyle dergi hayatım boyunca etraftan bize bunları tavsiye ettiler. Ben hep şunu dedim. Ben hiç kimseden para dilenemem.
gelin şurada şu iş var, bu işe bir el atın, buraya para verin diyemem kimseye dedim. Ben hala da diyemem. Bakın ben hala da diyemem. Allah da zaten benim dilimi bu konuda korusun. Kimse hiçbir ihtiyaç belirtmeden bu dünyadan göçüp gideyim. İnşallah. Benim derdim bu, başka bir şey değil. Silsilemiz nedir demiş bu kardeş. Hangisini anlatalım şimdi? Şimdi bizde zahir olarak üç tane silsile var. Bir silsile Şeyh Efendi'nin üzerinden, Abdullah Gürbüz Efendi'nin üzerinden. Zahir olanları söylüyorum. Bir silsile Bosna Kaçuni Dergahı'nın üzerinden. Bir silsile de Sudan Hasan Kapbaşı üzerinde. Zahir olarak. Bunlarla alakalı da icazetler işte astınız mı onu da buraya? Ha burada asılı. Ha o bir tanesi orada. Onu da bu tarafa asın. Veya da o üçünü o tarafa alın. İcazetler buralarda asılı arkadaşlar. Bunlarla övünmek istemiyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Ama isteyen alsın, fotoğrafını çeksin, okutsun, okusun. Ne yapıyorsa yapsın. Yani o yüzden dergahın bu manada zahiri olarak icazeti var mı? El cevap var. O yüzden Hasan Kapbaşı sırf Kadiri kendisi, o Kadiri silsilesi olarak onunki. Bosna'daki Kaçuni dergahı Kadiri Nakşi. O silsile oradan. Şeyh Efendi'ninki 7 ders üzerinden, o silsile oradan. Şeyh Efendi'nin bana şeyhlik icazeti yok. Onu da varmış gibi kimseye aldatmaca, kandırmaca yapmayalım. Şeyh Efendi'den bana söylediklerini ben bir kimsenin baş başa, bu tip mevzularda baş başa söylediklerini bir kimsenin kendi şahsına ölçüdür. Bu cemaati bağlamaz. Bunu da unutmayın. Cemaati bağlayacak olan, çok özür dilerim ama zahir noktasıdır. Bir tanesi orada, geri kalan burada. Cemaati bağlayan, zahir olarak budur. Bir kimsenin kendi rüya gördüğü, kendisini bağlar, bir başkasını bağlamaz. Bu da işin başka bir boyutudur. Bir kimse rüyasında X kimseyi şeyh gördü değil mi? O kimsenin kendisini bağlar. 10 kişi gördü, harika bir şey. O delildir, ayrı mesele. Ama o kimsenin kendi şahsını bağlar. Bu işin manevi tarafıdır, içsel boyutudur. Ama bir dergah sadece bununla olsa olur mu? Ben şimdi olmaz desem laf Şeyh Efendi'ye gidecek. Ondan sonra diyecekler ki şeyhine laf söylüyor. Bu böyle olur mu? Olur. Yine şahısların kendilerini bağlar. Zahir olarak başka bir yere bağlamaz. Ben şeyhimin şeyhliği beni bağlar. Bir de rüyasında görenleri bağlar. Zahiren başka bir yere bağlar mı? Bağlamaz. Şimdi bu icazetler zahiren de bağlar herkesi ve her şeyi. Yani bu normalde bu dergan. Ben kendi nefsim için düşünmüyorum onu. Bu dergan zahiren de batının da icazeti var. Ya rüyasında gören gelir dersini alır. Rüyasında görmedi adam. Dedi ki kendi kendine ben bir icazetli bir dergah arıyorum. İcazetli dergah arıyor. Al. İcazetli dergi arıyorsan var. Yani silsile olarak da normalde bu noktada söylenecek bir laf yok. Bak üst üste gelsin. Ben buradan rüya okumuyorum ama şimdi birisi yazmış buraya. Rüyamda yolun kadirlik yaşayan mürşidi kamil ise siz olarak gösterildiniz. Şu an Bursa'da değil, Ayvalık'ta yaşıyorum. Size Allah için bağlanmak istiyorum. Her fırsatta sizin zikir ve sohbetlerinize geleceğim. Lütfen yol gösterin ve beni kabul edin demiş. Normalde şimdi hani örneğin bu kimse rüyasında görmüş onu bağlar mı? Evet.
ders alması gerekir mi? Evet. Dergaha gelirken yolda ölen şehit olur demiştiniz. Peki yolda yaralanıp vücudunda hasar kalan gazi olur mu? Evet. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiliği emreder, kötülükten nehyederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler ve her konuda Allah'a ve Resulüne uyarlar. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Tevbe etmiştir. Bu gibi ayetlerde tarif edilen kişiler kendiliğinden mi böyle davranmış yoksa böyle tarif edildiği için mi biz oradaki prototipe uymaya çalışırız? Biz normalde Cenab-ı Hakk'ın bize çizmiş olduğu prototipi kendi üzerimizde oturtmaya çalışırız. Hayatta olan bir kimsenin çocuklarından bazılarına mal verip diğerlerine vermemesi caiz midir? Bu normalde Hanefilerce caiz görülmüş ama caiz olsa da çok uygun görülmemiş. Bakın Hanefilerce caiz olmasına rağmen çok uygun görmemiş. Osmanlılar kız çocuklarına pozitif ayrımcılık yapmışlar. Kız çocuklarına. Mesela anne babalar sağlıklarında kız çocuklarına mal taksim etmiş. Öldükten sonra devlet bu mal taksimini reddetmemiş, kabul etmiş. Mesela ölmezden önce adam kızına bir ev vermiş. Öldükten sonra İslam'a göre mallar bölünecek ya, o zaman da kıza az kalacak tabii. Mesela Osmanlı'da Hanefiler ve Osmanlı uleması bu sağlığında bir kimsenin malını istediği yere tasadduk eder. Disturunca çocuklarının arasında böyle bir ayrımı kız çocuklarına pozitif ayrımcılığı kabul etmişler, reddetmemişler. O yüzden bir anne baba istediği çocuğuna istediği kadar verebilir. Buradan hareket ederekten ama böyle adaleti gözetmekte fayda var. Ve evlat ayrımı yapması dinimizce bunların hangisinin hoşgörülü olmadığını biliyoruz. Ama sizden tavsiye ne yapmalıyız bu durumda Allah razı olsun. Yani normalde anne baba muhakkak kendince hani evlatlarının arasında ayrım yapmamaya gayret etmeli. Ama anne baba bu konuda bir yere pozitif ayrımcılık yapıyorsa da evlatların buna söyleyecek bir sözü olmaz. Evlatlar tabi olsunlar anne babalarına. Bunu böyle söylüyorum. Mesela işte annem de kendince malları böyle kendi üzerine olan malları şey yapmıştı, vasiyet etmişti. Bana da dedi, oğlum dedi, sakın ha benim vasiyetimi bozdurma dedi. Bozdurmam anne, sen merak etme dedim. Yani bu normalde çünkü kadının hakkı kendi malı istediği gibi vasiyet edebilir, istediği gibi söyleyebilir. Bu noktada bir sıkıntı yok. Teheccüd namazı imsak vaktine kadar kılınabilir mi? Evet. Teheccüd namazı imsak vaktine kadar kılınır. Uzun soru sormayın demiştiniz. Özür diliyorum ancak bu kadar kısaltabildim. Bir de kaç? 6 punto mu bu? Evet. Al. 8 punto mu? 8 punto. Ben sohbet hazırlarken ben 18 punto hazırlıyorum. Bu 8 puntoyla hazırlanmış. Hakkınızı helal edin. Söyledim. Okumayacağım bir daha dedim. Bunu şimdi okursam kendi verdiğim sözü, kendi verdiğim kararı delmiş olurum. O yüzden yok. Hakkınızı helal edin inşallah. Bu arkadaş sorusunu alabilir. Ziyan etmeyelim. Yine bir çalışma yapmış çünkü. Bu bizim Hakan'dan sonra oldu bunlar. Hakan sayfalar dolusu hazırlıyor ya. Normalde böyle günlerce onun hazırladığı soruları devam ediyoruz.
söyledim bunu. Bu sadece Hakan'a ait bir ayrıcalık. O yüzden başka kardeşler böyle bir şey tevessül etmesinler. Bu Hakan'la alakalı. Hakan çünkü bu konuda gerçekten çok ince detaylı soru hazırlıyor. Yani buna yani sorulara gerçekten şapka çıkarılır. Öyle bir noktada. O yüzden onunki normal. Bir hadis-i şerif okuyalım. Kendimizce kendi virdimizi de yerine getirmiş olalım çünkü. 53. hadisteyiz. İbni Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesini Ramazan'ın son 7 gecesinde olduğunu görmüşlerdi. Bunun üzerine Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan'ın son 7 gecesi olduğu hususunda rüyalarınızda bir tevafuk görmekteyim. Kadir gecesini arayan kimse artık onu Ramazan'ın son 7 gecesinde arasın. Buhari, Müslim. Buhari ve Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif. Şimdi az önce hani insanların rüyalarında görmesi hüccet olur dedim ya. Manevi işaretler. Bir topluluğun içerisinde herkes hemen hemen aynı rüyayı görürse o topluluğa bir işaret olur, bir hüccet olur, bir delil olur. Hani bir topluluk bir konuda sahih rüyalarla uyarılıyor. Sahih rüyalarla onlara bir pencere açılıyor, bir kapı açılıyor. Sahih rüyalarla topluluğun çoğu bir yerde toplanıyor. Hadis-i şerif, ümmetim yanlışta toplanmaz. O zaman o manevi bir yol açılıyor. Hani ezanla da alakalı oldu ya, mesela ezan-ı şerif bir kişinin rüyası değil. Birkaç kişinin görmüş olduğu rüyalarla alakalı. Yani o normalde ezan okunduğunda oradan mesela Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ben aynı ezanı ben de görmüştüm rüyamda ama utancımdan söyleyemedim. Ezanı Hazreti Ömer Efendimiz de gördü. Aynı şekilde okunuş şekliyle, tarzıyla, tavrıyla. Ama dedi ben utancımdan söyleyemedim. Yine ezanı başka bir kimse rüyasında gördüydü. Onun da sesi yoktu. Sesi kesilmişti rüyayı gören. O da sesi kesildiği için ezanı okuyamadı. Ezanı Bilal Habeşi okudu. O da okumakla namsaldı. Aslında rüyayı gören Bilal Habeşi değil. Herkes normalde hani Bilal-i Habeşi rüyasında gördü zanneder, değil. Ezanı rüyasında gören Bilal-i Habeşi değil. Yani bunun gibi sahabeler bir meselede mesela 3-4 kişi aynı rüyayı gördü, görünce ezan-ı şerif oturdu. Aynı şey bu Kadir Gecesi ile alakalı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bakıyorum ki dedi, Kadir Gecesi ile alakalı rüyalarınız başka bir hadis-i şerifte son 10 günde. Başka bir hadis-i şerifte son 7 günde diye. Yani 7 gün. Normalde işte 21. gün, 23. gün, 25. gün, 27. ve 29. günler olarak tek günlerde gördü herkes. Ve bu normalde işte bir sene örneğin 21. günde gördüler. Bir öbür sene 23. gün gördüler. Bir dahaki sene 25. gün gördüler. Bir dahaki sene 27. gün gördüler. Kadir Gecesi yıllar içerisinde 21, 23, 25, 27, 29 diye ayrı ayrı günlerde görüldü. Bakın o Kadir Gecesi normalde şey olmadı. Son dönem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin vefatına yakın 3-4 yıl artık böyle son 10 günde oturdu. Bakın son 10 günde oturdu. Son 10 günün içerisinde 27. gece olarak oturdu. Bununla da alakalı hadis-i şerif var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki görüyorum ki diyor 27. gün olarak herkes rüyasında gördü. Ve 27. gün rüyalar daha fazla olunca
daha fazla sahabe birkaç yıl üst üste 27. yıl gün olarak görünce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında Kadir Gecesi 27. güne daha fazla ehemmiyet gösterdiler. Ama asıl geniş platformda son 10 gün. Kadir Gecesi'ni son 10 gün içerisinde arayınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ilk önce ilk 10'da aradı. Bir dahaki sene ikinci ortadaki 10'da aradı. Oruç farz olduktan sonra. Üçüncü sene sondaki 10'da aradı ve kaldı. Şimdi bu hadis-i şeriflere bakaraktan bazı ulema fetva verir. Kadir Gecesi Ramazan ayının içinde saklıdır. İlk 10'da mı, ortası 10'daki mi, sondaki 10'da mı belli değildir derler. Doğrudur. Çünkü bu aramadan dolayı. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diğer yıllarda artık hep son 10 gün itikafa girdi. Bakın son 10 gün devamlı itikafa girdi. Ve son 10 gün itikafa girmek sünnet olarak kaldı Ramazan'da. O zaman Kadir Gecesi'ni arayacaksak Ramazan'ın son 10 gününde arayacağız. Son 10 gününde her gece mümkünse zikirle, namazla, tövbeyle ne yapacağız? İştigal edeceğiz. Gücü yerinde olanlar, yani burada ibadet edemiyor, şu oluyor, bu oluyor, işte bizim böyle gaflete dalıyor. Yani bunun için son 10 gün işte Ümre'ye gitmek. Mesela Türkiye'deki Müslümanlar için bu oturmuş ibadetlerden birisi. Bütün Müslümanlar için. Son 10 gün mesela herkes Beytullah'a gider, Medine-i Münevvere'ye gider. Son 10 gün orada ibadetlerini sıkı bir şekilde yapar. Çünkü kim Kadir Gecesi'nin gündüzünü oruçlu, gecesini de ibadette geçirirse 80 yıllık normalde ibadet etmiş gibi sevabı vardır. Bu hadis inkarcıları bunları reddetse de, bu hadis inkarcıları bunları reddediyorlar. Böyle bir müjdeli hadis-i şerifler var. O yüzden bir topluluğun, manevi bir topluluğun ortak olarak bir rüya görüyorlarsa, bir yerde toplandılarsa rüya noktasında onlara bir delildir bu. O yüzden o kimseler o delile tabi olabilirler mi? Evet. O sufi topluluklar bunlara dikkat ederler mi? Evet. Bir sufi topluluk bir meselede şüpheye düştü. Bir meselede şüpheye düştüğünde oradaki topluluğun büyük bir çoğunluğu veyahut da işte topluluğun içerisinde maneviyatı böyle açık olan, rüyası açık olan, hali açık olan kimseler vardır. Bir sufi toplulukta bunların olması gerekir. Bunlar o sufi topluluğun elinde delildir. Delil. O sufi topluluk şeyhini rüyasında görmesi lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini rüyasında görmesi lazım. O sufi topluluğun zikrullah'ta hali içinde açık olanların olması lazım. Zikrullah'ta şeyhini, pir efendileri, Hazreti Peygamber efendilerimizi görmeleri lazım. O topluluğun manevi bir delilidir bu. O insanın, o kimselerin çok ibadet ettiğinden, çok yol gittiğinden değildir bu. Cenab-ı Hak onlara o içinden, o topluluğun içerisinden delil gösterir. O insanlar da ben rüyamda görüyorum, ben halimde görüyorum diye cartınmasın. Öyle kendisini de fasulye gibi bir nimetten saymasın kimse. Bunu böyle saklamak da büyük sıkıntıdır. Bir kimse mesela böyle bir manevi işareti saklarsa Allah'ın ona vermiş olduğu ilmi saklamış olur. Bunu saklamak da caiz değil. O rüyasını gider şeyhine anlatır. Şeyhine anlattıktan sonra o rüya şeyhine müsaade isteyebilir. Ben bu rüyayı arkadaşlara delil olsun diye anlatabilir miyim? Anlatabilirsin. O nefsine uymadan arkadaşlarına o rüyayı delil olarak anlatır mı? Evet. Ama o nefsine uymayacak. Kendine bir paye beklemeyecek. Ha ben rüya görüyorum, baş köşeye oturayım. Ben hal görüyorum, benim elimi öp. Yok ben hal görüyorum, ben oraya baş köşeye oturayım. İçinden dahi geçirmeyecek. Kapanır hali. Bir kimse görmüş olduğu rüyadan, yaşamış olduğu halden
kendine pay çıkarırsa o hal onda kalmaz. Ona verilen esmadan, mesela işte rüyasında hay 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 Allah çek demişler veya hay esmasını çek demişler. Sen biliyor musun ben hangi esmadayım? Gitti. Ne esması kaldı senin? Düştün gittin. Bu söylenmez. Bu dervişlerin arasında muhabbeti olmaz bunun. O kimse bunu saklar. Sufilik böyle bir şeydir. Bu eşkare söylenmez öyle. Ben filanca yerin zakiriyim. Böyle söylenmez. Ben filanca yerin çavuşuyum. Sen ne diyorsun bana? Böyle şeyler söylenmez. Ben zakirim. Kalk bakayım oradan. Böyle şeyler söylenmez. Doğru değil bunlar. Tevazu her şeyin başıdır. Yıkılır gidersin. Yıkılır gidersin. Bir de ben hep böyle uyarırım çavuş arkadaşları, zakir arkadaşları. Normal bir derviş kardeş yıkılır, onun toplanması kolay olur. Onun çünkü bir makamı yok ya, perde olmaz onda. O gelir ağlar, sızlar, sarılır şeyhine. Ben yaptım ne yaptıysam da. Hakkını helal et der. Biter mesele. Zakirin zakirliği perde olur. Ya ben nasıl helallaşayım şimdi? Çavuşun çavuşluğu perde olur. Ben nasıl edeyim şimdi? Ona desen ki neden böyle yaptın? O böyle bozulur. Hani bana böyle yap böyle dediler. Ondan sonra yıkılır. Birisi için öyle dedim ben. Mustafa yetti sana dedim. Bak Mustafa şimdi karşımda oturuyor. O yok. Bak dedim sen koca zakirdin, koca derviştin dedim. Mustafa yetti sana dedim. Mustafa'yı küçük gördü, hor hakir gördü. Adam yetti ona. Evet. Şimdi Mustafa'yı görünce orada karşımda otururken aklıma o geldi. Tabii. Beğenmedin derviş yıkar seni. O gene oturur, bak orada keyif ediyor gene, karşımda benim. Geçen hafta biz sarmaştık, değil mi Mustafa? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Bitti. Sen ona tepeden bakarsın, sen onu bir şeye benzetmezsin, yıkar seni o. Ben çok korkarım. Ben dervişi incitmekten, dervişe laf söylemekten gerçekten ben çekinirim. Haksızlık yapmaktan çekinirim. Ben nice yıkılanlar görmüşüm ben. Yıkılanları göre göre büyümüşüm. Bakın ben nice zakirlerin, çavuşların, nakiplerin, nükabbanın halife adayıydı birisi. Şeyh Efendi anlattı, halifeydi bir başkası birisi, Mustafa Efendi'nin zamanında. Ben o hikayeleri dinleye dinleye büyüdüm arkadaşlar. Bunları göre göre büyüdüm. Ve hep ben kenara not aldım. Dedim ki, makam yıkıyor insana. Evet. Ben görevli arkadaşları sıkıştırırım çok. Onlara bir şey olmasını istemediğimden dolayı. Ben onlara bir şey olmasını istemem. O yüzden sıkıştırırım onları. O yüzden normalde ben her zaman derim, bizim dergahın çavuşunu, zakir değil, bizim dergahın çavuşunu al götür başka bir dergah, şeyhlik yapar orada. Sen bizim sıkıdır bizim işimiz. Bakın dergahın çavuşunu götür başka bir dergaha şeyhlik yapar orada. Dergahın zakirini mesela bizim zakir kardeşleri götür 10 tane dergahı ona bağla. Onu da idare eder onlar. Ciddi ciddi.
10 tane değil, 50 tane şeyhi getirin buraya, buraya idare edemez. Bakın 10 tane değil, 50 tane şeyhi buraya getirin, buraya idare edemez. Sebebi ne biliyor musunuz? Burada herkes çılgın. Burada herkes deli. Burada hal dervişi de var, işte rüya göreni de var, kalbi çalışanı da var. İster istemez yoklar karşıdakini. İster istemez yoklar. Yokladığında karşıdakinin onu anlamadığını, o meselede zayıf kaldığını anlasın, bir müddet sonra onunla oynamaya başlar. Öyle bir oynarken seni rüyamda gördüm der, o da beni rüyasında gördü der, onu yedirip içirmeye başlar. Pohpohlamaya başlar. Oynatır onu. Allah muhafaza eylesin. O yüzden yapamazlar. Yapamaz hiç kimse. Allah muhafaza eylesin. O yüzden kardeşler, insanların ortak rüyada görmesi. Bir meselede herkesin o meselede aynı rüyayı, ona yakın rüyalar görmesi manevi birer delildir. Sufiler bununla hareket ederler. Kendilerince delildir. Delili de bu hadis-i şeriflerdir. Kadir Gecesi ile alakalı, ezanla alakalı, Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin içkinin haram olacağını öncesinden ayetlerin geldiğini görmesi rüyasında. Hazreti Ömer Efendimizin içkinin haricinde başka ayet-i kerimeleri de henüz daha Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ayet-i kerimeleri tebliğ etmemesine rağmen Hazreti Ömer gibi veyahut da işte Hazreti Abbas gibi sahabenin içerisinden büyüklerin o ayet-i kerimeleri öncesinden bilmesi gibi rüyalarında görüyorlardı çünkü. Bunlar birer manevi işaret, birer manevi delildir. Bu rüyalar, bu haller insanlarda çoğunluk olarak görünüyorsa bir konuyla alakalı o delil olur. Allah hepimizi de maddi manevi delillendirsin inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi sırat-ı müstakiminde tutsun. Cenab-ı Hak cümlemizi sırat-ı müstakimde son nefesine kadar yürüttüklerinden eylesin inşallah. Fâlemennehu la ilâhe Fatiha ma salavat. Amin. Ecmin. Destur.